Lenovo'nun 7. nesil Legion 5 modeli dizüstü oyuncu bilgisayarı bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gerçekten her açıdan ince düşünülmüş bu dizüstü bilgisayar bize neler sunuyor, gelin hep birlikte bakalım. Sevgili arkadaşlar, kanalımı 100.000 aboneye ulaştırabilmek için sizlerin desteğine ihtiyacım olduğunu sizlere her videoda hatırlatıyorum. O yüzden kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz, hatta bir de sevdiklerinizi de buraya getirirseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Gelelim Lenovo Legion 5'e. Cihaz gerçekten her anlamda özel tasarlanmış bir dizüstü oyuncu bilgisayarı. Özellikle oyuncu memnuniyeti açısından bu cihazın üzerinde hakikaten özel bir mesai harcamış Lenovo tarafı sevgili arkadaşlar. Masaya koyduğunuz anda cihazı doğrudan oturaklı, kaliteli algısını sizlere çok rahat bir şekilde hissettiriyor bu dizüstü oyuncu bilgisayarı. Ekran kasanın içinden çıkıyor gibi gözüküyor. Zaten size de yakın çekimlerini de gösteriyorum ama hani böyle kalite anlamında bence sizi üzecek hiçbir şey bu bilgisayarda yok arkadaşlar. Tasarımda kullanılan geniş basınlı klavye ve numaralı bölümde oldukça güzel olmuş. Oyuncuları tatmin edecek bunlar detaylar tabii ki. Aranacak detaylar. Onların hepsi cihazda mevcut ve hoparlör tarafında da gerçekten ses bizi etkileyecek seviyede iyi sevgili arkadaşlar bu cihazda. Gelelim bilgisayarın teknik detaylarına. Bilgisayarın içerisinde Intel'in Alder Lake serisinden 12. nesil i7-12700H işlemci bulunuyor. Bu işlemciye Nvidia RTX 3060 ekran kartı da eşlik ediyor. İsterseniz 3070 Ti'li modelinde satın alabiliyorsunuz. O modellerde ülkemize giriş yaparsa satın almanız mümkün olabilir. Yani konfigürasyon yapılabilen bir model bu cihaz. Sadece bir tane üretip bırakmamışlarının fotoğrafı. O da tabii ki güzel bir detay olmuş. Şimdi Intel'in 12. nesil bu işlemcilerinde arkadaşlar artık yeni nesil bir üretim sürecine geçilmiş. Benim sizlere genelde hep akıllı telefon incelemelerinde bahsettiğim bir şey var. Nanometre. Nanometrelik süreçte üretilmiş falan diye sizlere bahsediyorum. İşte bu bilgisayarda da 14 nanometrelik üretim sürecinden artık 10 nanometrelik üretim sürecine inmiş Intel tarafı 12. nesil işlemcileriyle ve bu cihazda da öyle bir işlemci kullanılıyor şu anda. Yani son nesil bir işlemci kullanılıyor. Tabii 10 nanometrelik bir işlemci bilgisayarda biz neler sunuyor derseniz akıllı telefondan ziyade şu anda konumuz bilgisayar olduğu için bu sayede her zaman olduğu gibi daha düşük bir enerji tüketimi ama daha yüksek bir performansı bizlere sağlayabiliyor bu işlemci modelleri. Bu da oyunlarda daha yüksek FPS tabii ki bizlere sunması ve aynı zamanda da daha düşük bir gecikme süresini bizlerle buluşturması anlamına geliyor Legion 5'te. Şimdi işlemcide gerçekten özel detaylar olduğu için işlemci bölümüne biraz daha geniş yer vermek istedim bu videoda sizlere. Intel'in 12. nesil Alder Lake serisinde enteresan özellikler var arkadaşlar. Bakın Thread Director ismi bir özellik bulunuyor arkadaşlar. Bu bir çözüm aslında. Özellik diyorum sizlere ama bu özellikle beraber işlemci bilgisayarın üzerindeki yazılımla beraber tam uyumlu çalışıyor. Peki bu bizlere neler sunuyor derseniz gecikme sürelerini en aza indiren bir özellik bu özellik. İş yükünü işlemci üzerindeki fiziki birimlerin yanı sıra bir de yapay zekalı birimlerin üzerine devrederek yani aktararak performansı üst seviyeye çıkartıyor. Bunu kendimden örneklendirmem gerekirse sizlere şöyle anlatayım. Ben video kurgu yaparken ya da video kurguyu bitirdikten sonra render alırken bir video izlemek istersem arkadaşlar işlemcinin performans çekirdekleri video kurgusunun renderı için kullanılırken işlemcinin bizlere sunduğu verimlilik çekirdeği video oynatımını yapmamı sağlıyor. Tabi bu sayede de bilgisayarda bir dar boğaz oluşmasının önüne geçmiş Intel. Bu sayede bilgisayardaki aynı anda fazla işlem yaptığınızdaki kasılmaların önünü kesmek istemiş Intel tarafı. Açıkçası performans anlamında şunu da söyleyebilirim. Zaten çok net bir şekilde bu yeniliklerin, bu teknik özelliklerin bize de günlük hayatta yani cihazda da fiziki olarak sunulabildiği bir model olmuş Legion 5. Tabi burada Intel'in 12. nesil işlemcisinde Alder Lake serisinden i7 modeli işlemcisinde unutmamak lazım. Size de zaten tam detaylarını da vermiştim. Gelelim ekrana. 15.6 inçlik bir ekran bulunuyor Legion 5'te. 2560'a 1440'lık bir çözünürlük ile geliyor. 165 Hz'lik yüksek yenileme hızına sahip bu bilgisayarın ekran paneli. Yani dediğim gibi gerçekten oyuncuların isteyeceği birçok şey cihazın ekranında ve genel olarak yapısında mevcut. %100 sRGB renk uyumluluğunu da bünyesinde bulunduruyor. Burada hem tabii ki kurgu yaparken renk doğruluğu için hem de oyun oynarken oyunlarda göreceğiniz görüntülerdeki renk uyumu için, renk oranı için oldukça önemli bir detay. %100 sRGB özelliği arkadaşlar. Ekran için şu şekilde durumu özetleyeyim sizlere. Ekran bence çok iyi bir deneyimi bizlerle buluşturuyor. Yani cihazdaki güçlü
performansı destekleyici bir ekran paneli bu bilgisayarda görev yapıyor arkadaşlar. Görüntüleri sizler de zaten gördünüz. Ve SSD önemli bir detay. Böylesine performans bahsettiğimiz bir cihazda 1 TB'lik PC ile SSD modeliyle gelen bu cihazda arkadaşlar okuma ve yazma hızları hakikaten etkileyici diyebilirim sizlere. Çünkü 4.1 GB okuma, 3.7 GB'da yazma hızlarına ulaşabiliyorsunuz Legion 5'in bu modeli ile. 16 GB'lık DDR5 RAM ile desteklenmiş bu modelde yine işlemci bölümünde söylediğim gibi dar boğaz anlamında bir problem henüz görmedim arkadaşlar. Görme ihtimalinizin de olduğunu düşünmüyorum. Oyun performansının yanı sıra arkadaşlar bu cihazda bir de video kurgu performansını da ölçme fırsatına eriştim ve cihazda sorunsuz bir şekilde kurgu yapmam mümkün oldu. Aynı zamanda da Valorant oynadım. Valorant oynarken de 200-250 FPS civarlarında bir FPS aldığımı da sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi oyuncuları tatmin edecek detaylar dedim durdum sizlere. Bunlardan bir tanesi de cihazın üzerinde bulunan giriş bolluğu. Hakikaten müthiş seviyede giriş bulunuyor cihazda. Tek tek sizlere aktarmak istiyorum. Özellikle bu bakın en başa yazdım. Çok önemli diye düşünüyorum. Bir Ethernet girişi bulunuyor cihazın üzerinde. Arka tarafta bir Type-C bulunuyor. 3.2 girişi, HDMI girişi. Yine arka bölümde iki tane USB tip A girişi yani standart dediğimiz USB'lerden bulunuyor. 3.2 bunlar da yine hızlı bizlere transfer yapabilecek detaylar ve bir de güç girişi yine arka tarafta görev yapıyor. Aynı zamanda sağ tarafta bir tuş bulunuyor arkadaşlar. Bu tuş ile kamerayı açıp kapatabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş hakikaten. Özellik değerli bir özellik aynı zamanda. Çünkü kameraya bant çekmek yerine buradan tuşu aç kapat yapmak çok daha kullanışlı ve güvenli diye düşünüyorum. Bir kulaklık girişi ve yine standart bir USB girişi 3.2 destekli burada bulunuyor. Sol tarafta ise iki tane Type-C girişi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Thunderbolt destekli, Thunderbolt 4 destekli. Bir tanesi ise ikinci nesil bir Type-C girişi sevgili arkadaşlar. Benim bile sizlere üst üste sayarken böyle yorulduğum seviyede bir giriş bulunuyor bu cihazda. Hakikaten bağlantı anlamında Legion 5'te bir problem yaşamanız çok da mümkün gözükmüyor. Tabii beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de cihazda Ethernet girişinin olması tabii ki güzel bir şey. Yani dizüstü bir bilgisayarda ve oyun bilgisayarında ama kablosuz anlamda da cihazda işlemcinin de beraberinde getirdiği çok önemli yenilikler var arkadaşlar. Wi-Fi 6 ve 6E desteği bulunuyor cihazda ve aynı zamanda bu kart sayesinde 1600 megabite varan hızlara ulaşabiliyorsunuz. Bu hızları alabilmeniz için yeni nesil Wi-Fi kartlarının cihazlarda bulunması gerekiyor ki bu bilgisayar o yeni nesil Wi-Fi kartlarından bir tanesini bünyesinde bulunduruyor. İşlemcinin de sağladığı destekle beraber. Şunu da eklemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Windows 11 ile geliyor bu bilgisayar. Ama sadece bu bilgisayarda değil Lenovo'dan satın alacağınız oyun bilgisayarlarında 3 aylık bir Xbox Game Pass üyeliği de sizlere hediye ediliyor. Bu gerçekten güzel bir detay. Özellikle bilgisayarı aldığınızda böyle kesede bir miktar delik oluşabilme ihtimali olacağı için oradaki o 3 aylık oyun hevesinizi de sizlere Xbox'la beraber sunmuşlar Windows desteğiyle tabii ki. Aynı zamanda bu bilgisayarda 2 yerine 3 senelik bir garanti bulunuyor. Lenovo sizlere böylesine bir premium garanti sunmuş durumda. Bu garantide en çok beğendiğim şey de şu. Tabii ki istemeyiz bunu. Çok emekler verip satın aldığınız cihazlar ama bir problem olduğunda siz servise gitmiyorsunuz arkadaşlar. Servis sizin ayağınıza geliyor. Arıyorsunuz diyorsunuz ki cihazımda problem var. Sizlere bir randevu veriyorlar ve bu randevu gününde sizleri ziyaret edip sorunuzu çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve bilgisayarda yer alan Lenovo Vantage isimli bir uygulama var. Şimdi bu uygulamayla beraber Legion 5'in fan hızını, FPS dengesini ve çok daha fazlasını ayarlamanız mümkün oluyor ama burada en güzel özellik Vantage üzerinden bir overclock yapabiliyor olmanız ki dizüstü bir bilgisayardan bahsediyoruz. Aynı zamanda yine Vantage üzerinden ekran kartları arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Çünkü bu cihazda bir RTX 360 olduğunu sizlere söyledim ama aynı zamanda da Intel Iris grafikleri bulunuyor işlemcinin üzerinde bulunan. Ve siz oyun oynamazken Intel'in ekran kartını kullanabilirsiniz işlemcinin üzerindeki ve burada da ekran kartınızı sürekli yormadığınız için bilgisayarın kullanım ömrüne de bir pozitif etki sağlamış oluyorsunuz. Bunu otomatik olarak da ayarlattırabiliyorsunuz bilgisayara oradan yine ayarlayarak. Yani oyuna girdim ben işte daha iyi ekran kartına geç performans modunu aç ya da ben oyun dışındayım normal modda kal gibisinden ya da ben sürekli performans modu açık kullanmak istiyorum gibi şeyler de yapabiliyorsunuz ama burada verimlilik açısından açıkçası bu değişimi böylesine kolay bir arayüzle yapabiliyor olmak bence çok güzel olmuş. Özellikle güçten bahsetmişken şu detaylara da değinmek istiyorum. Bilgisayarın orijinal şarj kablosuyla bu bilgisayarı yaklaşık 45-50 dakika gibi bir sürede şarj etmeniz mümkün oluyor. Type-C ile şarj olduğu için bu bilgisayarlar yanınızda 65 watt ila 135 wattlık arasında bir adaptör varsa, bir de Type-C kablosu varsa bu bilgisayarı rahat bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bu da kompakt açısından, taşınabilirlik açısından oldukça önemli diye düşünüyorum. Günümüzde
günümüzde fiyatlar almış başını giderken arkadaşlar Legion 5 hem teknik anlamdaki özellikleriyle hem malzeme kalitesiyle tabii ki tercih edebilir modeller arasına giren bir dizüstü bilgisayar modeli olmuş. Sizler ne düşünüyorsunuz Legion 5 hakkında? Yorumlara yazmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve tabii ki bir sonraki videoda görüşene kadar da kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın efendim. Bye bye.